Duymayacağımı mı sandın? Duymanı göze almayacağımı mı sandın? Soracağın bir şey varsa bana sor. Doğruyu söylesen soracağım bir şey de olmaz. Ama ben bilirim sizin gibileri. Saklarsınız kendinizi. Haklısın. Sen beni hiç tanımıyorsun Ali. Oğlum, asıl sen beni tanımıyorsun. Çok emin oldum. Belki tahmin ettiğinden daha iyi tanıyorumdur. Madem tanıyorsun bilirsin. Düşmeyeceğim yakanda. Köpek gibi takip edeceğim seni. O pahalı arabaların, güzel kokuların sökmez bana. Ben senin alttaki o varoş kokunu alırım. Ben senin o yamalı gömleğini görürüm. Delik ayakkabını görürüm. Niye biliyor musun? Çünkü kardeşim. Çünkü biz biliriz birbirimizi. O zaman dostacı söyler Ali. Sen bana erişemezsin. Bu taraf birinci sınıf. O taraf ayak takımı. Bu tamirci çırağıyken de öyleydi. Güvenlik şefiyken de öyle. Anlaşıldı. Konuşmayı başka bir gün bitireceğiz. O gün ben seni ağırlayayım, bir şey ikram edeyim. O gün hatırlat da sohbete tam bu kaldığımız yerden devam edelim. Şimdiden sözleşelim. Bir gün seninle bir kapıyı açacağız. Bir odaya gireceğiz. Ne istiyorsan konuşacağız. Söz mü? Günaydın Bahar. Tabii gelirim seve seve. Tamam canım, görüşürüz. Daha sonra devam edelim. Bahar kahvaltıya davet ediyor. Şimdi gel derdim ama aile içi geleneksel bir şeymiş. Uygunsuz kaçar. Bir şeyi hesaba katmıyorsun ama arkadaş. Hiçbir şey olmayan adam, kaybedecek hiçbir şey olmayan adam demektir. Senin hiçbir şeyin yok. Ama kaybedecek bir şeyin var Ali. Seninle bir derdim olsaydı Ali, en güvendiğin şeyi alırdım senden. Şimdi senden korkuyorlar ya, seni dinliyorlar. Seninle bir derdim olsaydı Ali, senin o kerpetenini alır, seni hadım ederdim. Kaybedecek tek bir şeyim var senin. Kimsenin korkmadığı, kimsenin demediği, istediğin kadar kudur, kimsenin görmediği bir hali düşünsene. Güçsüz, aciz bir hali. Seninle bir derdim olsaydı eğer, suratına bir bir söylerdim bunları. Yakında başına gelecekleri anlatırdım sana. Gizlice izliyormuş gibi bilirdin. Ama kılını kıpırdatamazdın Ali. Ama neyse ki seninle bir derdim yok. Rahat ol. Kimsin lan sen? Görmüyor musun? Ben her şeyi olan ama kaybedecek hiçbir şey olmayan bir adamım. Sana bir hikaye anlatacağım. Sizin bu dayıyla nedir hikaye olayınız be kardeşim? Bir adam varmış. Araba tamircisiymiş adam. Yanında da bir çırağı varmış. Dur, orada bir dur.
Bu çocuk ilk kavgasını yanında bu adamla yapmış. İlk parasını bu adamla kazanmış. Adam çocuğa dermiş ki, çok evvelden, dövüşürken abiciğim, sırtını ya duvara dayayacaksın, bir adam varmış, sen adam olacaksın demiş, sen okuyacaksın, burada bizim gibi leş olmayacaksın. Kimsin sen, nereden biliyorsun? Adam olacaksın, söz vermiş. Çocuk söz vermiş, kerpeten abisi. Masal anlatıp buradan çıkacak mı sandın? Nereden biliyorsun lan? O adam var ya, o adam kendini yakarmış, o çocuğa bir şey yapmazmış. Nerede Ali o adam? Nerede o adam? Nasıl yaptın lan? He? Nasıl sattın Ömer'i? Sana ne lan? Sana ne Ömer'den? Sana ben hesap vereceğim. Olabilir. Bana hesap vereceksin. Ömer istedi benden. Özünü al dedi. Yalan söylüyorsun. Para peşindesin lan sen. Kullanmayın lan Ömer'i. Şerefsizler. Ne dedi biliyor musun? İki elim önce o Ali'nin yakasında dedi. O niye durdurmadı? O niye korumadı dedi. Cesin sana. Bilmiyorsun lan Ömer'i sen. Bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun asıl hadi. Hücrede delirmeyeyim diye araba parçaları sayıyordu. Hani senin öğrettiğin. Defol. Defol lan defol. Defol. İçeride senin laflarını duyuyordu. Kavgadan kaçma. Ayırma gözlerini. Bak. Kaçma kavgadan. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Ama her gün yiyordu o darakları. Defol çık git lan çık git. Sen bir kendi kendine diyordun ki. Hadi burada olsa. Ali abim burada olsa duman ederdi sizi diye. Yeter! Yeter! Nasıl ortadan ikiye kırdın Ömer'i bilmiyorsun. Biliyorum lan! Biliyorum! 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 Sana dedim ki... Bir gün seninle bir odaya gireceğiz. O gün ne istersen konuşacağız. Ya odalara girip çıkıyoruz zaten. Bu son. Söz. Deliller mi? Ramiz'in elindekiler mi? Niye veriyorsun ki sen şimdi bunları bana? Çünkü artık ihtiyacım yok artık. Sen ayarladın değil mi bütün bunları? Ha? Defo falan bırakmadı o mektubu bana. Ömer'in yüzünü kestiler. Öldü diye bıraktılar. Oyuna getiremezsin beni. Senden masal dinlemek isteyen kim? Ömer'i buraya attılar. Gazetede öldü diye yazdılar. Söyle açsınlar. Ama Ömer dayandı. Bir gün başka isimle sarılı yüzle buradan ayrıldı. Sesini. Kes lan sesini kafamı. Ramiz onu bir kliniğe yatırdı. Ömer'in yüzünü değiştirdiler. Ömer'in sesini değiştirdiler. Ömer'in ruhunu değiştirdiler. Sussana lan! Ömer başka bir isim aldı. Ömer Andiş'ti. O üç ayından önce almaya.
Ömer para kazanmayı öğrendi. Ömer kumar oynamayı öğrendi. Hayır. Ömer zengin gibi davranmayı öğrendi. Ömer yalan söylemeyi öğrendi. Ömer herkesi kandırmayı öğrendi. Hayır. İyi bak. Yüzüme bak Ali abi. Yüzüme bak. Bak bana. Bana bak, yüzüme bak. Kerpeten abi, bak yüzüme. Olmaz lan öyle şey. Yediniz lan kafayı bak. Hatırladın değil mi? He? Baksana yüzüme. Bak. Kendime benzemiyorum. Ama sen beni hatırladın değil mi? İlk gördüğün gün hatırladın zaten değil mi? Hayır! Ali abi. Ali abi bak bana. Ben geri geldim. Ben Ömer'im. Son bir iyilik yap bana Ali abi. Harcadınız beni. Öldürdünüz beni. Ama son bir iyilik yap abi. Söyle. Abi söyle. Ali abi. Söyle hadi. Emin Efendi, beyefendinin Yeniköy'deki evi tamam mıdır? Uygundur efendim. Genç arkadaşım, istersen bugünlük burada bırakalım ha? Bak, seni bize Selma Hanım getirdi. Sonra Selma Hanım üzülsün istemeyiz. Öyle değil mi Selma Hanım? Ezel Bey masadan ne zaman kalkacağını bilir. Alacağım Selma Hanım. Bu ayarda ilk oyunum benim. Bütün paramı kaybettim. Soğukkanlılığına, beyefendiliğine. Adam benden iyi oyuncu. Çok büyük paralar bunlar. Hazır değildim buraya gelmeye. Kumardan pek anlamam ama Hasan Bey'i 10 yıldır tanırım Ezel. Keyfi yerinde. Seni bitirdiğini düşünüyor. Haklı. Bak. İstediği bir şey kalmadı artık sende. Kullandı, bir kenara attı. Unuttu bile seni. Nedir bunun adı? Fırsat. Thank you.
Bu son param Hasan Bey. Bugün kendinize yanlış kavalye seçmişsiniz. Belki de seçmemiştir. Ortadakine karşılık Şebnem Hanım. Ne? Selma Hanım, duydunuz mu? Duymadım Hasan Bey. Bundan sonra olacakları artık ne duydum ne de gördüm. Ezel Bey, siz beni nasıl bir adam sandınız? Güzel bir bayan gördüğünde onu elde etmeyi bilen. Ezel! Hayatta olmaz. Hanımefendinin rızası var mı? Elbet sen de kaybedeceksin. Sen de insansın. Sen de kaybedeceksin bir yer. Ezel, ya hakikaten kaybedersen? Kumar borcu, namus borcu Şebnem. Hasan Bey'in İstinye'deki evi. Uygun mudur Emil Bey? Emil Bey, gerekli transferleri beylerle halledelim lütfen. Durun Ezel Bey, nereye, gitmeyin. Durun ama, olmaz böyle. Hasan Bey, bitti. Oynayacak bir şeyiniz kalmadı. Hiçbir şeyiniz kalmadı. Kalmadım. Kalmadım. Bu adamı böyle bırakıyoruz ya. Şimdi ağlıyor ama ileride başımıza bela var. Ne yapalım? Bir de vuralım mı? Ne yaptım ben? Merak etme Şebnem. Seni orada bırakacak halim yoktu. Hiçbirinizi feda etmeye niyetim yok. Onu biliyoruz herhalde. Ben ona kızmıyorum. Bir insanı bu hale getirip keyif almana kızıyorum. Oyuna hoş geldin. Kapatıyoruz. He? 5 numaradaki kokonay çıkart, kapatıyoruz. Oğlum ne bakıyorsun? Kapatıyoruz ya. Vay dayın! Hoş geldiniz. Ne haber Hamit abi? Dışarı yaramış bir genişlemişsin. Çıkartamadım. Kimsin? Ha ben Ömer'in arkadaşıyım. Mektuplarında çok bahsederdi senden. Buyurun. Gelin, gelin. Buyurun. Ya Ömer'imiz iyi çocuktu, iyi çocuktu da ölülerini pek yaşatmıyorlar. Buralarda biraz kanı bozuk olacaksın benim gibi. Ki belki sürünebilirsin, öyle değil mi dayı? Hamit, bu gece arıza biziz. Bize iki yatak var mı? Estağfurullah be dayı, hepsi senin. Buyur dayı. Tamam. Nasıl dayı? Çok değişmiş miyim? İyi miyim hala ha? Bu Hamit var ya, içeride hiç yenilmedi ha. Öyledir biraz söyleme sahip. Ömer şey diyordu, ona yumruk atmayı sen öğretmişsin içeride. Gösterdik bir şeyler. Da ya o çocuktan boksör olmazdı. Gücü kuvveti yerindeydi de. Koftu biraz, kof. Ha? Yufka yürekliydi dayı, yufka. Hesapta iyiydi de düşmana ceza vermesi gerekince veremezdi. Yani
bugün yaşasaydı gene veremezdi. Heh. Ama Hamit öyle mi ya? Hamit'e vurana Hamit daha sıkı geçirirdi değil mi? Öyledir, gene öyle be dayı. Hamit sahaya çıktı mı dost düşman tanımazdı, anladın mı? Öyle değil mi? Yok dayı, menzildeyse düşmanımdır. Hamit hiç yenilmedi Ezel. Neden biliyor musun? Düşmanı arkasına dönünce arkadan vurmakta hiç çekinmedi. Değil mi Hamit? Olmuştur dayı, yani kavgada olur. Oldu oldu. Hamit öyle iyi oldu ki baktı ki düşmana arkadan vurmak önden vurmaktan daha kolay. Dayı, hepten öldürdün sen bizi burada ya. Daha değil. Ezel, Hamit bu işte öyle iyi oldu ki bakarsın beni bile arkadan vurmak ister yani. Neler söylüyorsun dayı? Diyorum ki şu kapıya iki el sıksam acaba o kapı acıdan ah der mi ya? Dayı. Öleceksin dayı. Benim elimden değil, gelenlerin elinden öleceksin. Birimizden değil, hepimizden öleceksin. Birimizden kurtulsan, hepimizden öleceksin. Niye buradayız hala anlamadın Hamit? Ben kaçacağım, hainler kafalarını kaldıracak. Ezel arkadan gelip o kafaları koparacak. Dayı. Adını söyle onun. Cezanı verecek olan adamın adını söyle. Ezel de. Dayı yapma. Kaç defa söyleyeceğim Ezel? Kendim için yapmıyorum. Adını söyle. Ezel de. Ezel. Ezel de bir daha. Ezel. Ezel de. Neler yapıyorsun dayı? Yine neler yapıyorsun? Bizim alemde ölülerin nefesi kuvvetlidir ya. Hainin birisi ölürken senin ismini sayıklarsa ötekiler fena halde korkarlar bu isimden. Ha? Buradan nasıl çıkacağım peki? Onu biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Soluksuz, sessiz, gölgesiz, devinimsiz bir Ramiz dayı olarak Ramiz dayısız kentin içine kadar sokuldum. Ağzımın içi zehir gibiydi. Tuttum bir sigara yaktım, kravatımı düzelttim, ayakkabılarımı sildim ve sordum. Ben Ramiz dayı nasılım? Sahi sen nasılsın Ramiz dayı? İyiyim, iyiyim.